Peki bu kadar acıtmak zorunda mı? Herkes uzun tatlı saçlara sahip olmak ister. Ancak bazen can sıkıcı olabilir. Güzellik acı vericidir. Bununla ne yapmalıyız? Her yere yapışıyor. Çaresizim Aleyna. Hey, ben de öyle tatlım, tamam mı? En kötü benim saçım. Tarakta ne kadar çıktı bak. Eğer böyle olmaya devam ederse kellik tehlikesi olur. Belki internette faydalı bir şeyler bulabiliriz. Aa, iyi fikir. Pekala Google. Saç nasıl hızlı uzatılır? Bak, bu süper şampuan olduğunu söylüyor. Harika yorumlar. Sipariş verelim. Tamamdır. Wow, işte siparişimiz. Ne çabuk geldi. İşte siparişiniz bayanlar. İşte bu. Evet, sonunda kurtulduk. Çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi yolculuklar. Acele edelim, deneyelim. Mükemmel, artık yatabiliriz. İyi geceler. Acaba bu şampuan bir şey yapar mı? Merak etme, bu konuda harika hislerim var. Çok fazla saçımız olacak. Evet, kızlar saçlı bir duruma girecek gibi görünüyor. Aa! Aa! Aleyna, bak! Aa, olamaz. Bu nasıl olabilir? Sude, neler oluyor? Neden bu kadar saça sahipsin? Şampuandan dolayı olmalı. Çıkar onu. Acele et. Talimatları var mı? Olamaz. Ne diyor? Hiçbir şey göremiyorum. Aa, hayır. Meydan okuma diyor. 24 saatliğine uzun saçlı olmak mı? Şey, sanırım öyle. Pekala, başka bir şey yapmadan önce bunu taramam gerekiyor. Bununla baş edebilecek tarağım var mı? Neresinden başlayacağım? İşte başlıyorum. Aa, hayır. Bunu nasıl yapacağım? İşe yaramıyor. Tarak sıkıştı. Ve bu da sıkıştı. Aa, Rapunzel'i anlamaya başlıyorum. Ay, bu işe yaramaz. Unut gitsin. Bu arada Sude saçını düzeltmeye kararlı. Birden fazla düzleştirici gerekecek. Görünüşe göre ikisi de yeterli değil. Aa, hayır. Galiba bunlar sıkışmışlar. Hadi hadi. Yapamıyorum. Bu kadar yeter. Pes ediyorum. Tamam. Peki ya bir ütü nasıl olur? Pekala. Buklelerini çözmeye çalışacağım. Tamam tamam. Bu işe yaramaya başlıyor. El elden gerçekten üstündür. Ciddiyim. Birbirimiz olmadan ne yapardık biz? Böyle çok daha iyi oluyor gibi görünüyor. Artık hayatımıza devam edebiliriz. Gidelim kızım. Yemek zamanı. Bugün menüde neler var? Süt ve mısır gevreği. Lezzetli ve besleyici. Ve gösterişsiz. Deneyelim o halde. Lezzetli. Aa, hayır. Saçım yemeğime giriyor. Onu sütle yıkadım. Bu işe yaramıyor. Olamaz. Kaşığımda da var. Bu çok iğrenç. Bu çok korkunç Aleyna. Sanırım kusacağım. Görünüşe göre kahvaltı yapmadan devam edeceğiz. Görünüşe göre bütün mısır gevreği saçlarına bulaşmış. Bu saç beni çıldırtacak. Evet, daha iyi görünmüyorsun. Sabırlı ol, tamam mı? Gün daha yeni başladı. Saç nedeniyle spor yapmak iptal edilemez. Kızların bu görevle nasıl başa çıkacaklarını merak ediyorum. Affedersiniz. Bu bisikletle yakında işiniz bitecek mi? Evet evet. Ben de gidiyordum zaten. Hula hoop yapmayı deneyeceğim. Bu deniz kızlarının burada ne işi var? Çok ürkütücü görünüyorlar. Neler oluyor? Uzak durmalıyız. Pedal çevirme zamanı. Bu saçı nereye koyabilirim? Dikkat et Sude. Bir sorun yaşıyor gibisin. Ne? Olamaz. Yine mi? Makineye takılı kaldım. Aleyna, ne yapacağım? Çıkamıyorum. Bekle bir dakika. Pedala takılı kaldım. Of. Şimdi seni çözmeye çalışalım. Ah. Hey, çekme, acıtıyor. Şşş, sabırlı ol. Aa, sanırım bu kadar. Ne rahatlama ama. Ve şimdilik biraz antrenmanlara ara vermeliyiz. Ama yine de yürüyüşe çıkabilirler değil mi? En azından hava güzel. Saçlarımızın aksine. Aleyna, ne yapmamız gerektiğine dair hiçbir fikrim yok. Böyle saçlarla yaşamak katlanılmaz. Sude, bak. Bu saç bir mıknatıs gibi. Her şey takılmış.
Bir ağaçtan daha çok yaprağımız var. Bu çok iğrenç. Çöp kutusu gibi hissediyorum. Bunu daha sonra yıkamak zorunda kalacağıma inanamıyorum. Belki bundan sonra elimizde taşımalıyız. Damla Hoca bir süredir öğrencilerini bekliyordu. Aa, sonunda. Yerlerinize geçin. Bugün önemli bir konumuz var. Bu arada bugün derse neden hazırlanmadınız? Malzemeleriniz nerede? Bir saniye. Onları dışarı çıkaralım. İşte burada. Kalem orada. Ve notlar. İhtiyacımız olan her şeye sahibiz. Aa, pekala. Bizim de bir sürü gereksiz şeyimiz var. Vay vay vay. Küre mi? Gitar mı? Saçınızda sonsuz bir alan var. Ancak sürprizler burada bitmiyor. Ananas mı? Yine de biraz saçla kaplı. Ups, bu da ne? Silah mı? Aleyna, silahları nereden aldık? Ah, bu saç her şeye sahip. Bir dakika bekleyin. Neler oluyor? Sınav yüzünden mi? Aceleci davranmayın. Size vereceğim. Size mükemmel puanlar vereceğim. Affedersiniz. Şaka yapıyorduk. Şaka mıydı? Böyle bir şaka için size zor anlar yaşatmak zorundayım. İyi bir not almak için saçlarınızın biraz daha fazla çalışması gerekiyor. Rapunzel de muhtemelen ev işlerini yapmak zorundadır. Saçıyla ne yaptığını merak ediyorum. Ne? Bu da nedir? Bir şey mi takıldım? Aa, olamaz. Görünüşe göre bu biraz zaman alacak. Bu saç pek çok soruna neden oluyor. Artık lavabonun yanında mı yaşamam gerekiyor? Ah, bir tesisatçıyı arayabilirim. İyi günler. Burada biraz sorunum var. Çabuk gelin. İşte buradayım. Kapı açıktı. Harika. Çünkü muhtemelen Aleyna kapıyı açamazdı. Görünüşe göre ciddi bir lavabo sorununuz var. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Merak etmeyin, düzelteceğim. Anahtarı alabilir miyim? Peki ne kadar sürer? Buyurun. Çıkabilirsiniz. İşte bu kadar. Ah, bu kokuyla şimdi ne yapacağım? Sude'nin biraz boş zamanı var. Neden biraz rahatlamıyor? Örneğin rahatlatıcı bir duş alabilir. O da nedir? Ayak sesleri mi? Biri mi geliyor? Havlu nerede? Ups, sanırım yanlış kapıya girdim. Ah, çık dışarı. Manyak. Özür dilerim, özür dilerim. Hiçbir şey görmedim. Bu arada saçlarınız harika. Bu çok kaba. Nasıl cüret eder? Bu inanılmaz. Ama en azından bu saç özünde bir bornoz gibiydi. Sınavlar yaklaşıyor. Aleyna'nın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Evet Mimi. Sadece sen en tatlı küçük kızdın. Ama şimdi biraz sinirimi bozuyorsun. Bütün bunları nasıl ezberleyeceğim? Can sıkıntısından bayılacağım. Tamam, yarım saatten hiçbir zarar gelmez. Görünüşe göre bebek Mimi biraz oyun oynuyor. Bu saç parçası oyun oynamak için mükemmel. Hey, ne yapıyorsun? Bırak. Hadi ama, canımı yakıyorsun. Kötü köpek. Aa, bu koku da nedir? Mimi, dişlerini en son ne zaman fırçalamıştık? Sude'nin bugün romantik bir randevusu var. Elimden gelenin en iyisini yapmalıyım. İşte bu kadar. Aa, hayır. Çoktan geciktim. Umarım hiçbir şeyi unutmamışımdır. Ups. Aa, saçlarım. Bu ne zaman bitecek? Nerede kaldı? İşte buradayım. Aa, özür dilerim. Biraz kafam karıştı. İyi misin? Evet, iyiyim. Saçına ne oldu? Her zaman böyle değildi, değil mi? Ne? Bu son moda. Hiç duymadın mı? Gerçekten mi? Bir dakika. Sanırım saç çaya girdi. Sana yardım etmeme izin ver. Aa, bekle. Dikkat et. Gördün mü? Sana söylemiştim. Eray onu yalnız bıraksa daha iyi olur. Lütfen kıpırdama. Daha da sıkışıp kalacaksın. Sude, nefes alamıyorum. Yardım edin. Seni çözeceğim. İşte bu kadar. Çok korktun. Yaşasın. Tekrar nefes alabiliyorum. Oh, ne uzun bir gün. Tek bir müşteri bile yok. Vay canına. Ne kadar büyük bir iş. Ve görünüşe göre kızların sabrı sınırlı. Bununla ilgili bir şey yapmaları gerekiyor. Bu saç tüm hayatlarını mahvetti. Oh la la. Sanki sanatçı bugün parayı kıracak gibi görünüyor. Merak etmeyin. Tüm sorunlarınızı çözeceğim.
Yaşasın. Sonunda. Gerçekten düzeltebileceğinizi düşünüyor musunuz? Tabii ki. Merak etmeyin. Bir dakika, ne var? Makasların keskinleştirildiğine söz verebilirim. İşe yaramıyorlar. Neden sizinkini denemiyoruz? Ve ben de yeni bir makas alacağım. Testere mi? Emin misiniz? Hiç de değil. Ama denemeliyiz. Ne? Hiç böyle bir saç görmemiştim. Vazgeçmeyin. Hadi bir yolunu bulacağız. Balta mı? Belki yapmamalıyız. Bu saçı kesmek zorundayım. Zorundayım. Aleyna, hadi buradan gitmeliyiz. İşler tuhaflaşıyor. Hey, nereye gidiyorsunuz? Henüz bitirmedik. Bana saçlarınızı verin. Saçlarınızı istemiyorsunuz bile. Her şey boşunaydı. Mahvolduk. Hayatımızın geri kalanında bu saçlarla acı çekeceğiz. Pekala, sakin ol. Sorun değil. Belki bir film izlemeliyiz. Ne üzücü bir film. Bu kısımda hep ağlarım. Hadi ama Aleyna. Bu sadece film. Sorun değil. Bu arada saç aslında gözyaşlarını silmek için harika bir iş çıkarıyor. Hava soğuyor. Ah, ama saçından bir battaniye yapabiliyorken neden üşüyesin? Böylesi çok daha rahat. Hatta uyuyabilirler. Ne? Neredeyim ben? Bir dakika, saçım nerede? Sude, saçına ne oldu? Aleyna, ne yapıyorsun? Saçın çok kısa. Beni korkutuyorsun. Sude, çok delice bir rüya gördüm. Gerçekten mi? Anlatsana. Senin ve benim çok uzun saçlarımız vardı. Buraya kadar. O kadar uzun mu? Benimle dalga geçiyorsun. Bu çok harika olurdu. Hayır, inan bana. Kısa saçlarımızın olması en iyisi. Uzun saçlarla ilgili hikayemizi sevdiniz mi? Öyleyse siz de böyle şık bukleler yetiştirmeyi hayal ediyor musunuz? Yorumlara yazın. Yoksa kısa bir saç mı tercih ediyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Trum Trum Wow'daki eğlenceli videoları kaçırmazsınız.